Şimdi İrfan abinin, İrfan Dönmez Antalya'dan getirdi, onunla çok güzel bir sohbetimiz olmuştu. Hemen kısa bir şey sormuş. Demiş tango eğitiminde beden eğitimi, müzikalite ve tango etiği konusunda çok az eğitim veriliyor. Daha fazla bu konularda ders programları olamaz mı diye hemen bu soruyu cevaplandıralım. Şimdi normalde eğitmen olarak, şimdi eğitmenliği şöyle söyleyebilirim. Tango dersi vermeye başladığımda tangonun bir diploması, tangonun bir okulu yoktu, bir şeyi yoktu. O bir kelime var. Yani şeyden erken yetişme kelimesi ya Adnan. Alaylı okullu derler. Evet. Alaylı insanlar ders veriyordu. Ama alaylı insanlar der. Hani ben nasıl ders vermeye başladım? Benim diplomam yok, bir şey yok. Ama ben tango gösterileri yapıyordum. Tango gösterileri yaparken sanat merkezinde, işte ne bileyim, otellerde, televizyonda insanlar beni gördü. Benden ders istediler. Ben dedim ki ben gösteri yaptığım kadarıyla, bildiğim kadarıyla, bu işi yaptığım kadarıyla size öğretebilirim. O zamanlar böyle. Ama gel gelelim aradan 22 sene geçti. Son seneden beridir, 13 senedir 2007-2008 tarihinde herhalde Dans Federasyonu kuruldu. O zamandan beri bir sertifikalanma söz konusu oldu. Konuyu çok uzattım, şuraya getireceğim. Biz bu arkamda gördüğünüz arkadaşlar benim diplomalarım. Bir taraftakiler tango eğitmenliği ve tango hakemliği diplomaları. Evet, aynı zamanda tarafta, aynı zamanda ben Latin konusunda da eğitmenlik yapma yeterliliğine sahip, bilgiye sahibim. Evet. Onların diplomaları da bu. Şu ortada duran Milli Eğitim Bakanlığı, diğerleri Dans Federasyonu, şu yukarıda duran da IDEO diye, International Dance Organization diye bir organizasyon. Şimdi biz bunları alırken İrfan abinin dediği gibi, işte bir başladığı zaman dersin ilk 15 dakikasında bir ısınma yapılır. Sonra 45 dakikasında işte hareket anlatılır. Geri kalan 15 dakikasında soğuma yapılır diye biz bunu çalıştık. Ama gel gelelim normal hayata bu işi taşıdığımız zaman, insanlar akşam işten çıkmış takım elbisesiyle, kravatıyla gelmiş. O insanlar sosyal dansçı ve hakikaten gerçekten sosyal dansçı. Yani böyle çok fazla insanlarda ben geleyim bir 15 dakika hoca bana ısınma hareketleri yaptırsın diye bir bakış gerçekten olmuyor. Dolayısıyla sportif anlamda yarışmacı olacak tadda bir insan dans kursuna gitmiyorsa, dans kursunun hocasının onlara çok teknik dersin başında ısınmasıyla, soğumasıyla bir şey yaptırması zor. Bunun dışında bu işin ısınma soğuma kısmı veya İrfan abinin dediği beden eğitimi kısmı bu. Onun dışındaki müzikalite kısmında da şöyle bir şey anlatabilirim. Biz derslerde müzikalite ile ilgili bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Ben özellikle kendi derslerim için söyleyebilirim. Müzikalite ile ilgili bilgi veriyoruz. Ama bunlar yeterli değil. Daha fazla özel bir zaman da aynen. Eğer özel bir müzikalite dersi açıp insanı o derse çağırıp o derste o bilgi vermez, insanın normal dersinde çok fazla anlatırsanız, bu sefer kursa gelen adam da of ya hocam, yani ya tamam anlattın güzel, D'Arienzo da bu, ha, bırak da iki dönelim falan. Şimdi böyle bir öğrenci beklenti oluyor. Yani bunu hatta şöyle söyleyebilirim size. Benim bir derste panom var. Orada hareketlerin nasıl yapıldığını grafik olarak da ben ona anlatıyorum. Ama yani bunu 5 dakika yapabilirsin. 5 dakika, 10 dakika müzikalite anlatabilirsin. Tango, arkadaşlar, tango öğretilen bir şey değil. Öğrenilen bir şey. Siz tangoda bir insanın tangoya yaklaşımı, ben gideyim,
biraz dans öğreneyim, biraz sosyalleşeyim, biraz şöyle hareket etsin diye geldiyse ona onları veriyorsunuz. Ama bir insan ya işte ben tango var işte müzik, ben de öğreneceğim, bunu da yapacağım. Hem kişiye onu daha geniş verebiliyorsunuz. Biz, ben en azından kendim müzikaliteyle ilgili de ders veriyorum. Eminim ki benim gibi yeterliliğe sahip olan hoca arkadaşlarım da anlatıyordur. Bunda da işte tangonun beden kısmıyla ilgili, müzikalite kısmıyla ilgili, tango etiği kısmıyla ilgili şöyle söyleyeyim. Çok hemen burayı da kapatayım konuyu. Bizim biliyorsun tango eğiticinin eğiticinin eğitim sınıfında hatta sen de beraber çalışıyoruz o sınıfta da müzikalite konusunu kaç haftadır anlatıyoruz yani. Kaç yani haftadır bu şöyle hocam yani bu dediğiniz konu İrfan abinin şöyle ben de katkı yaptım. Yani bu özel bir çalışma olduğu için yani genel içerisinde belli bir grup bunu artık hazırdır ister. Belli bir açılır ona hazır yani beyin ve mantalite olarak hazır olduğunda o zaman sıkılmadan o insanlarla birlikte çalışılır ve bu konuda bir ilerleme kaydedilir. İçin dediğiniz gibi belli bir seviye gelmiş oluyor bana da dediğiniz gibi. Biz ona buna benzer şeyler yapılıyor tabii yani. Biz de yapıyoruz aslında. Tabii yani hatta biz de yapıyoruz. Hatta işte beden eğitimiyle ilgili konuda mesela anatomi ve fizyoloji diye şeyimiz var. Ayrı şey. Ayrı bir dersimiz var. Yani sadece evet. Eğiticinin eğitimi sınıfını anlatabildiğimiz çünkü evet. Yani ben derslerimde de kasların isimlerine kadar söylerim. Evet. Sadece 3-5 tane kasın ismine kadar söylerim ki insanlarda şu dikkati yaratayım. He, bu hoca ismini de söylüyorsa dekajım bu kas önemli. Ben bu kasa dikkat etmeliyim. Yoksa işte şurayı yap. Yoksa işte bu var ya bu bacağını şöyle atacaksın. Yani tango hocalığı hani bu bacağını böyle atacaksın. Onu herkes yapar yani. Onu o bacağının neresini sıkarsa ayağını nasıl öyle basacağını anlatması. İşte hangi kasını sıkarsa yani bunları da derslerimizde. Öğrencinin ihtiyacı olduğu kadarıyla ya da işte almaya hazır olduğu kadarıyla anlatabiliriz. Şimdi Kerem hocam bir burada tamam. Ona bir gelemedik bile. İnşallah başka bir sohbetimize gireriz. Şimdi Taner Gönç arkadaşımızın bir sorusu var. Biraz böyle polemik yani çok da bence çok da sıkıntı olmaz. Ömer'in sorusunu bu şey Ömer'in diyorum. Taner'in sorusunu bulmaya çalışacağım. Bir saniye. Sildi mi ne yaptı? Taner, ben senin sorunu göremiyorum. Sen Taner'in sorusunu bul. Ben Taner'in sorusu şeydi diyor ki, sormuş olabilir pardon hemen geleyim ben hatırlıyorum. Diyor ki bu tango diyor yarışmasında diyor hakemlerin diyor acaba diyor bir diyor böyle yani karar verirken taraf tutuyorlar mı gibi bir şey soruyor. Ya da nedir ne düşünüyorsunuz diyor sen de bu kurumun içinde olduğun için. Hatta ben senin öyle bir anekdotun da var bu konuda yaşadığın. Şimdi Ali'nin de burada ismi geçti. Hı-hı. Burada ne kadar acımasız olduğunu da biliyorum. İstersen bununla birlikte de böyle bir kısa bir komik bir şey de anlatırsan çok sevinirim yani. Tamam. İrfan abi demiş, İrfan Dönmez arkadaşlar. Ben Gürat'tan bahsedince demiş ki Gürat gibi bir de Adnan var demiş. Ya biz şöyle şimdi Gürat'ı biz orada derken organizatör, sadece organizatör başlıyor. DJ'lik yapmakla ilgili bir şeyi yok vesaire. Yok. Şimdi hani herkesin yeri ayrı abi. Herkes başka bir değer yani. Onun orada bir değeri var. Hocalık ya herkes tango ayrı yani herkesin. Güral bir organizatör tabii. Olarak bu işe yüklenmiş. Evet, evet. Başarılı olmuş. Adnan'a baktığım Adnan festival DJ'i. Adam DJ'lik yapıyor. Eyvallah. Sağ ol. DJ'ini insanlar biliyor işte festivallere gidiyor DJ'lik yapıyor. Bu festival DJ'i olmaksa da başlı başına ayrı bir şey. Adnan mutlaka yürüyor yani. Evet, evet. Hatta böyle canlı yayınlar falan da yapıyor Adnan. İşin içine. Bunu katmaya çalışıyoruz böyle bir şekilde. Şimdi Taner'in sorusuna gelecek bu arkadaşlar.
Şimdi ben tango hakemiyim. Evet. Şimdi ancak kendim adıma konuşabilirim. Diğer arkadaşlarımın da yani yıllardır hakemlik yaptığımız insanlar da var aralarında. Dolayısıyla birçoğu için de bu dediklerim geçerli olacaktır. Şimdi tango hakemi ben Türkiye'deki en eski hakemlerden de bir tanem. Yıllardır yada gireriz hakem yapmaz diye bir şey yok. Tamam mı ya? Hakem hata yapar. Yarışmaya karşımız. Tamam mı? Hata görmeyebilirsin mesela. O kadar insan var. Dans ediyorsun. Çok güzel bir hata yapar. Hatta birisi düşer. Düşerse görürsün de. Çünkü ya hakem bakarken böyle bakıyor. Ama yandan da böyle yerleri de görüyor. Ama kırdıysa görmeyebilirsin. O yüzden zaten bir yarış en az 5 normal 9 11 bile olsa iyi. Bu tek sayıda olur bunlar. İşte 7 9 gibi sayı hakem olur ki bir kişi zaten göremez arkadaşlar. Dolayısıyla hakem hata var bir. Ama lobicilik faaliyeti diyorsanız bu bir kere etik olarak doğru değil. İki, siz bir puanı verdiğiniz zaman bir gün sonra o verdiğiniz puan Dans Federasyonu'nun sitesinde yayınlanıyor. Siz kime puan verdiniz? Ne yaptınız? Ne oldu? Bitti. O çıkıyor. Dolayısıyla siz ekibinizden birisi böyle bir kayırdığınız zaman o orada hemen belli olur. Benim de komik Var. Bunu anlatmanı isterim. Bu çok güzel bir anı yani. Ali yarışmaya katıldı. Federasyonun yarışmasında. Selvet'le beraber yarışmaya katıldılar. Ali de bilenler bilir. İşte bizim stüdyonun demirbaşlarındandır. Her şeyde benim yardımcımdır. Bütün derslerime eşlik eder falan. Böyle bir pozisyonu var bizim stüdyo için Ali'nin. Yarışmaya gitti. Yarışmada üçüncü oldu. Tamam. Şimdi üçüncü oldu. Konuşuyoruz. Dedim ki aynı zamanda bizim yarışma ekibine de giriyor. Benim kendi yarışma eğitimi verdiğim sınıf var. O sınıfa da giriyor. Ali ya üçüncü oldu. Çünkü dedim yanlışlar yaptın. Ne yaptın? Dedim ki şunu böyle yaptın. Sen ne yaptın? Dedim kırdım puanını. Dedi nasıl? Ya hocam dedi yani senin kadronun dedi has adamıyım ben. Ya sen bu, dedi. Bu olay bizim bizim gözümüzün önünde oldu yani bu tartışma. Ben de şahidim yani. Ya, Adnan da şahit. Dedim ki ya arkadaşlar şimdi orada hakemlikte şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben yarışmaya gitmeden önce yani ekibe söylerim. İşte bakın orada hakem olarak size selam vermeyebilirim. Ya anladın mı? Şimdi sen hakem olarak gitmişsin. Senin okulun tango peradan da insanlar oraya gelmiş. Baba ne haber? Şimdi böyle orada olmaz yani. Aynen. Tamam mı? Hakem o yüzden de ya bu hakemler var ya bir tarafı acayip kalkık falan diye bir imaj yarışma esnasında çiziyorsak onun sebebi o. Mesela başka okulun öğrencisiyle merhabalaşabilirim. Mesela başka bir yarışmacıysa aynen. Zaten merhabalaşmam da aynen. Normal öğrenciyse sohbet edilebilir. Yani yarışmacıysa hakem yarışmacılarla çok sohbet etmemeli. Ben bu konuda sonra pardon Keremciğim bu konuda zaten senin ne kadar da yani böyle şey olduğunda ben şeyde de anıyla da yani başkasını bilmem ama diyor ki anladığım kadarıyla Kerem hocam benim tarzım bu ama başkası ben bilmem. Ben dedim. Ya benim yarışmalara katılan Ali'nin öncesinde bizim stüdyonun demirbaşı bir asistanım vardı. Tamam mı? Adam böyle asker gibidir yani Erkan. Şimdi Erkan yarışmaya böyle azimli azimli giderdi. Mesela Erkan hiçbir zaman böyle 1-2-3 olmadı yani. Ve niye olmadın diye de derdini de etmedi. Şey yapmadı da mesela ben de ya Erkan var ya en haso adamım yani bir Erkan gibi bir adam arasan bulamazsın yani. Öyle bir heriftir yani. Hani mesela başka okullar böyle
parasını verip adamı transfer edeceklerdi. Öyle bir adamdır. Ama belli yerde hata yaptığı zaman ben kırmıyordum yani. Kırım içinde gidebildiği yere kadar gidiyordu. Belki daha iyi bir partner, daha başarılı, daha güzel şeyler yapabilir yani. Çünkü bu tek başına hani, bir şey de değil. Eşli dans, oraya çıkıyorsunuz yarışmada, hata olabilir, o anki stres çok başka bir şey. Selamcığım, abi bunu, şey... Evet. Şimdi pardon abi, bunun üzerinde başka sorular da var da Keremcim, bunu daha fazla ben cevaplayayım diyorum yani bu konu, çünkü abi, o da kusura bakma. Şimdi bu zamanımız azalıyor, biraz daha böyle hızlı ve kısa şeyler yapmak istiyorum ama ileride yine yaparız programımızda. Şimdi burada bir sosyal sorumluluk projesi olarak, aslında bunlar genel tangonun daha çok insanlara nasıl ulaştırılması falan diye zaman, yani biz Kerem'le de konuşuyoruz, başka kişilerle de konuşuyoruz. Yani burada belli bir pasta var ve herkes o pastadan pay almaya çalışıyor. Ama bu pastanın aslında büyütülmesi gerekiyor. Yani pasta aynı, herkes bir yandan koparmaya çalışıyor büyütmeden. Bu sefer ne olur? Kimse ekmez yiyemez hale geliyor gibi bir durum oluyor. İnsanlar birbirini yiyorlar. İşte o ne bileyim geceler, milyonları rekabet, aşırı rekabet, dersler öyle falan, böyle bir durum. Burada tabii genel pastayı büyütmek. Aslında burada bir şey var, bir tango derneği var. Yani organize şeylerin, eğitmenleri, onun ben şimdi ismini de, Kerem Hoca da bunun içinde. Yine ben o demin bir soru sorduk Taner arkadaşımız. Biraz ona bağlı olarak. Yani diyor ki, kent sorumluluk projesi olarak bu dernek ne yapar? Yapılabilir mi? Genişletilebilir mi? Aslında ben biraz da buna bağlayarak, yani bu içinde bulunduğun derneğin tangonun adına ne yapıyor abi? Yani var mı? Ne yapıyor? Yani biz bilmiyoruz. Yani ne fayda yapıyor? Ne yapması gerekir yani? Ya da ne, tango için yapılması gerekir? Şöyle, bu bahsi dernek Tango Eğitmenleri ve Organizatörleri Derneği diye bir dernekti. Dernek kuruldu. Uzun sürede hizmet etti. Son birkaç döneminde de ben de yönetim kurulundayım derneğin, ama şu an aktif değil. Yani değil yani. Dernek şu an kapalı. Dernek ne yapıyordu? Dernek Türkiye'deki işte tango hocalarının bir araya geldiği, işte onların sıkıntılarını konuştuğu, işte federasyona onların arasında bir köprü olan, federasyona onların taleplerini ileten. Hı, toplu olarak bir kağızdan bir yerde yani sorunları konuşup tekrar ediyor gibi yani. Dönem dönem çeşitli eğitimler yaptı bu dernek. Mesela İstanbul'da olmayıp İstanbul'da olan insanlara dendi ki, siz Türkiye'nin farklı yerlerinde tango eğitimleri verin, bunu yayalım Türkiye'ye. Hani verirken de gelin, biz burada işte bir haftalık bir kampımız var, gelin biz size bir hafta ücretsiz ders vereceğiz. Evet. O derneğin yönetiminde olan hocalar gittik, herkes haftanın, işte o haftanın 7 gününü böldük, 3-5 gününü gün için kamp gibi bedavaya o insanlara ders verdik. Böyle bir çalışması oldu, örnek veriyorum. Hı hı. Onun dışında ne yaptı? İşte birkaç milonga yaptı. Çünkü derneğin bir kurduğumuz zaman bir maliyeti var. Muhasebecisi var, vesairesi var. Ben derneğin en son saymanıydım. Derneği en son kapatmadan önce. Hı hı. O maliyetlerin karşılanması adına da çeşitli milongalarla gelir toplamaya çalıştı. Ama yani Türkiye'de bir şeyleri yapmak biraz zor. Yani insanları bir araya toplamak zor. Bir de biz biraz böyle duyguyla yönetilen bir iş yapıyoruz. Tango biraz egolara hitap eden, duygulara hitap eden. Dolayısıyla şu ana ulaşmadı o dernek. Normalde tango eğitmenleri, organizatörleri bir odası gibi bir şey olacak, bir altyapıyı hazırlasın diye gönlümüzden. Yani yola, birçok fikirle yola çıkıldı ama yani çok da fazla bir verimli olmadığı gibi bir durum sanki yani. Yani çok uzun yıllar düşündüğünüz kadar etti. Evet, çok uzun yıllar devam etti. Ama en son dedik ki en mantıklısı kapatılması. Çünkü yürümüyor. Yani istediğimiz verimi alamıyoruz. O yüzden yürümüyor. Tamam Kerem'cim, şimdi hemen başka bir soru. Ama yeni bir dernek de gelebilir. Çünkü tam bu dönem aslında tango eğitmenlerinin en çok dayanışması gereken, yani her sanat kolunun bireylerin birbirine dayanışması gereken bir dönem. Belki yeni bir dernek de Daha aktif
bir şekilde olur, inşallah olur. Evet, şimdi evet. Ben daha böyle bir güncel bir konuya değinmek istiyorum. Şimdi malum şu anda senin Milongan Şule Hoca birlikte birleşerek yani tam böyle koronanın evvelsinde böyle bir 3-5 tane çok güzel oldu. Tam sayısını bilmiyorum. Şeyde İstanbul yerken de en son Milonganızı oraya taşıdınız. Hayalisinin yani bir takım tadilat kapanma problemlerinden dolayı. Şule Hoca'ya birlikte yapmaya başladınız. Güzel, keyifli bir ortamda Milonga yapıyordunuz. En son Milonganız o şekilde Şule Hoca ile devam ediyor birlikteliğiniz. Bu güzeldi. Devam ediyor. Şimdi ben bunu bağlı olarak diyeceğim ki yani son dönemde milongalarda milonga sayısında bir artış oldu. Fakat böyle bir kamplaşma gibi de durumlar oldu. Özellikle bu köyde çok yoğun bir şey yaşandı. Yani böyle ne diyeyim milonga ortaya çıktı. Bu aslında benim görüşümü soracak olan bir anlamda kötü de olmadı. Yani olduğu yerde belki bu kadar çoklu şekilde insanların ortaya çıktığı yerde Avrupa kısmındaki bir takım milongacıların da buraya belki gelmesini neden oluyor diye düşünüyorum. Ama bir yandan da tabii milonga yapan, milonga düzenleyen arkadaşlarımızın umduğu kadar o anda o gecede müşteri kitlesine ulaşamamasına sebep oluyor. Bazen çakışıyorlar aynı geceler. Bunlarla ilgili ne düşünüyorsun, neler yapabilir ya da ne yapmak lazım diye bir sana sorayım dedim. Ya şöyle çok eskiden örnek vereyim. Evet. Çok eski yıllarda hocanın bir günü vardı ve başka bir hoca milonga yapmak için o günü seçmezdi. Çünkü çok az sayıda bir insan kitlesi vardı. Kimse kimsenin gecesini zarara uğratmak ya da işte baltalamış olmak istemezdi. Böyle bir hocaların arasında böyle bir durum vardı yani. Evet. Hatta işte filanca hocanın gecesi bugün de falancanın bugün gibi ayrımlar vardı. Sonra Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında aynı günlerde milongalar olmaya başladı. Çünkü potansiyel arttıkça Anadolu yakasında olan birisinin gününe denk geldi. Anadolu yakasında da sen yaptın gibi insanlarına nasıl diyeyim kırılıp bozulmamaya başladılar. Evet. Daha sonra bu böyle ilerledi. Şimdi milonga yapmak nasıl bir şey? Bir kere eğlenceli bir şey ama çok da kolay bir şey değil. Milonga yapmanın bir yığın kendi içinde dinamikleri var. Milonga yapmak kolay da uzun süreli milonga yapmak kolay değil. Doğru. Şimdi dolayısıyla şimdi uzun süreli ya bir ismin marka olmak yani orada bir isim olarak marka olmak yıllarca şu milonga evet. Bu milonga diye kolay bir şey değil yani. Evet. Şimdi dolayısıyla insanlar da işte bakıyorlar başka insanlara ne kadar güzel işte milonga yapıyor. İşte biz de yapalım diye yapıyorlar. Bir taraftan kulağa şey gözüküyor. Yani ha işte güzel, işte çok çeşitlilik iyidir. Bak bir taraftan çok çeşitlilik iyidir. Evet. Ama bir taraftan da şöyle bir şey var. Eğer ki tam da yeterince bir potansiyel yoksa zaten olan o gün olan tango gecesi zaten 40 kişi ise zaten o gün bir tango ilgisi var ve 40 kişi başka birisi de yapıp da tutup da o güne koyduğu zaman bu şu. Sen zaten kişisin. Yani ucu ucuna götürüyorsun. Ben de yapacağım. Onun 20'si de varsın. Ne olacak? O 40 kişiyi bölmüş oluyorsun. Şimdi bu bir taraftan seçme şansını verdiğim için tango dansçısına bir avantaj gibi gözüküyor ama bir taraftan şöyle bir şey var. O geceye giden adam da eskiden bir insanlar gittiği zaman eşini dostunu görürdü. Adam mesela yıllarca tango yapsa bile adam tango yapmış bir şey olmuş 6 ay yapamamış tamam mı? 6 ay sonra gittiği zaman o gecede o eski arkadaşlarını gördüğü için bir sonraki hafta da gelmek isterdi geceye. Ve dolayısıyla
tango camiasının içinde insanlar bir arada buluşma yerleriydi o geceler ve insanlar 8-10 yıl ben biliyorum ki bir milongada insanlar o milongaya hep gittiler. Çünkü eşlerini, dostlarını orada görüyorlardı. O milonganın mekanı kapanıyor, bir şey oluyor ya da bir dağılıyor. İnsanlar tangodan kopuyor. Yani aslında çok milonga olması tangonun o an içinde olan insanlarına bir hizmet, ama o an içinde olmayıp gidip sonra tekrar tangoya dönmek isteyecek olan insanlar için şey yapıyor. Bir, nasıl diyeyim? İster istemez baltalıyor. Çünkü gidiyorsun Milo'ya, eşini dostunu göremiyorsun. Abi ben evime oturayım, dizimi izleyeyim diyorsun. Gitmiyorsun. Evet. Ne oluyor? Böyle aslında tango birisi düzenli eğer ki çok emin misin? Ben bir gece yapacağım. Çok güzel. Ve o geceye de kardeşim bir yığın insan gelecek ve bunu da yıllarca devam edeceğim. Başımın üstünde yerim var. Yani bu tip bir organizatör için benim hiçbir sözüm yok. Gerçekten çok uygun fiyatlı, kaliteli bir yer bulmuşsundur. Bunu yapacaksındır. Başımın üstünde yeri var. Zaten biz de gidiyoruz yani. Ama hani o ne güzel. Yani saman alevi gibi böyle yanıp sönen şeyler aslında şeye, bu ortama biraz zarar veriyor. Yani bir yanıyor, bir sönüyor. Ya, onu diyorsun. Ya ben çok basit biliyorum. Yani şuradan zarar veriyor. Yani şu konuşmak lazım. Herkes bu camianın içinden büyüdü. Ama aslında büyüyen camiayı gerçekten uzun ömürlü olacağına emin olmadan deneme yanılma işleri yaparak herkes camiaya bir kesik atıyor. Bir parça oradan kapmaya çalışıyor. Oradan bir parça çıkıyor. Kapması hani onun milonga diyor, bize gelmiyor diye değil. Bizim için iyi milongalar olması. Bak ben az önce Güralp'in ismini zikrettim. Mesela Arma'dayı yani zikrettik. Güralp'in oraya ben ne zamandır gitmemişimdir ama adamın ismini zikrettim. Niye? Güralp'in orada olması tango camiasının zaman genişlemesine sebep oluyor. Adam yıllarca gitmiyor mesela tangoya. Çocuğu olmuş mesela, tangoyu bırakmış. 2 sene sonra, 3 sene sonra gidiyor. Point Hotel orada. Diyor ki abi bu güzel ya, hala biz böyle tango yapabiliyoruz. O zaman ben tango dersine geleyim diyor. Ama parça pinçik olduğu zaman anladım. Mesela Şule Hoca ile niye birleştik biliyor musun? Yani şu, anlatırsan. Hayal Kahvesi gibi bir yer, ben Hayal Kahvesi'nde 15 senedir yapıyordum. Sonra ben kendim Balık Adamlar'da yaptım. Ondan sonra ilk kaktır gidiyordu. Yani tabii ki ben yaptığım için eşimiz dostumuz geliyordu. Bir taraftan ben orada bir şey yapıyorum. Bir taraftan şöyle burada bir şey yapıyor. Ya yani biz dedik bu işi kardeşim 15 yıldır yapıyoruz. Bir 15 sene daha götürmek istiyor muyuz? O zaman hani ben tek yaparım, o tek yapsın, bir şey yapmaya gerek yok. Bir arada bunu yapalım. Bu çok doğru zaten şey Kerem. Evet. Yani bunu zaten bütün sosyal tangocularım da zaten arkadaşları ben duyuyorum. Yani onlar mesela bir sosyal tangocu bir geceye gittiğinde orada gittim. Yani şimdi adam gidiyor. Acaba diyor burada akşam var, çok kişim var. Yani bir stres yaşıyor. Yani işte içi bakmak istiyor. Yani o da her sosyal tangocu gittiğinde ister ki orada kalabalık olsun. Ben de güzel güzel dans edeyim. Dolayısıyla yani sosyal tangocular sizlerin birleşmesinden, birlikte geniş organizasyonlar, insanlar gittiğinde insan görmekten mutlu olurlar. Dolayısıyla yani bu tip bir şeye zaten bütün sosyal tangocular da sizin gibi bakıyorlar ve böyle olmasını istiyorlar. Şimdi ben bununla ilgili olarak başka bir hemen böyle biraz şey bir soru sorayım. Şimdi mesela bazı hocalarımızın, ya da sen bu hocalardan mısın? Yani sen mesela kendi öğrencine ya başka milongaya gitme ya da daha çok burada kal gibi veya ne bileyim onu böyle yönlendirmeler yapıyor musun? Ya da böyle yapan hocalar var mı? Bunun etik bir şey olduğunu düşünüyor musun? Ya da böyle yani yapmamak, tabii ki yapmamak lazım ama böyle